manşetler üzerinden bir konuşalım Gaffar. Önce o gün neler atmış yani bütün gazetelerimiz. Ya güzel kolaj olmuş. Yani. Hoş kolaj olmuş. Ben de aslında ekonomi konuşacak ama biz bir tur yapacağız. Biraz sonra ona geleceğiz, devam edeceğiz. Bakalım. Aynen. Bir manşetleri elden geçirelim. Şimdi tuhaf olan şey şu, mesela dünyanın herhangi bir demokratik ülkesinde gazetelerde bu kadar çok general demeci, bu kadar çok efendim paşa açıklaması falan olur mu? Bunlar Türkiye'nin en çok okunan, en çok satan gazeteleri o dönem. Hatta bazıları mesela Radikal, Yeni Yüzyıl gibi gazeteler fikir yapıcı gazeteler. Bir de bunlar Türkiye, demokrat, solcu falan. Bu solcu radikal. Ben de tabii yazdım ama yani. Gazeteler bunlar. Şimdi bunlar Türkiye'nin gündemini belirliyor, fikrini belirliyor. Burada olmayan gazeteler de çok genel olarak çok kötü bir sınav verdi gazeteler. Ya da işte mesela bir köşe yazarı örneği var orada. Kim bu? İşte şimdi o günlerde bu, şeymiş. İşte, TOG yürümedi, Kaan yok diyen adam var ya şimdi. Fatih Altaylı. Vatandaşlık görevi ne olarak tanımlamış? Diyor ki nerede diyor bir başörtülü bir insan görürsem diyor gideceğim ihbar edeceğim diyor. Ne diyor abi? Kendime yeni bir iş buldum. Evet. Bundan böyle kılık kıyafet kanununa aykırı evet. olarak dolaşırken kolundan radyoda tuttuğum yap. Gibi karakola götüreceğim. Evlerini polise göstereceğim. Otomobilde görürsem plakalarını alıp bildireceğim. Yapılan işlemi savcılığa kadar takip edeceğim. Yok yok, savcılıkta da takip edeceğim. Hırsız yakalatmak iyi de bu kanun tanımayanları yakalattırmak kötü mü? Şimdi bak çok enteresan ya. Mesela şunu dünyanın herhangi bir yerinde, herhangi bir köşe yazarının tarihinde diyelim, hani kişisel tarihinde böyle bir yazı varsa insan içine çıkamaz. Bizimkisi gayet devam ediyor. İnsan içine çıkamaz olur mu canım? Eski meclis başkanımız Mustafa Şentop. Meclisin kuruluş yıl dönümünde milli iradeyi temsil ediyor diye gitti bundan görüş aldı. Yazdığım için söylüyorum bir daha. Ya bula bula onu mu buldunuz siz? Aradan bu kadar süre geçti. Ben şaşırmıştım mesela meclis konusunda. Ben de yazdığım için söyleyeyim. Sayın Bakanımız misafir etti masasında, ağırladı. Ya böyle bir şey var ya. Bakın şimdi bugün Fatih Altaylı'nın pozisyonu bu. Şimdi ama bunu hatırlatmak lazım. Bu iyi bir şey. Bunu hatırlayalım yani. Çünkü şu yazı bir gazete yazısı değil. Hayır, bir de radyo programı var ki. Söylersem Rütük sizin yani, kanalı kapatır. Bu, yani bu bir gazete yazısı başörtüsü değil. Başörtüsü protestosuna giden hanımefendi kızlar için kullandığı tabirler var. Ömrü ahir hayatınızda o kelimeleri kullanmamışsınızdır. O yazdı, söyledi. Evet. İşte şimdi bu mesela Türkiye'deki basının genel hali bu. Sınıfta kalmış. Ya çakmışsınız abicim siz. Çok kötü bir şey bu yani. Ama bu gazeteleri yapanlar Gaffar, Çevik Bir'den düzenli briefing alıyorlardı. Şimdi bu da geliyor sermaye ilişkilerine dayanıyor. Şimdi biraz önce bir şey geldi, tablo tekrar bir daha gelir. O ekonomiyle ilgili tablo. Evet, 400 burada milyon, var mı başka ekleyeceğimiz çok? Oraya gitmeden bak şu Hürriyet'in manşeti. Buraya ne oldu belli, bunun neyini konuşacağız ki? Bundan daha ağır sözler de gelecek. O diyor. Ne biliyor musun? Bir, o dönemde biliyorsun bir general, dönemin başbakanı da Osman Özbek. Bak gazete diyor ki bundan daha ağır sözler gelecek. Ne diyor? Üst kademe askerler. Eğer hükümet gitmezse daha ağır açıklamalar gelecek. Buna da hazırlanın. Yani diyor ki ben seni cebren ve hileyle milletin seni seçiyor. Ben buraya ekleme yapacağım. Hiçbir şey ifade etmez. Ben gerekirse küfrederek, gerekirse bilmem ne yaparak seni göndereceğim diyor ya. Yusuf Hocam hemen geliyorum ama şu ayrıntı Zafer'in dikkat çektiği haberi. Bundan sonra daha ağır sözler de gelecek diyen Sedat Ergin yazmış. Buyurun. Tam onu ekleyeceğim. Bundan daha ağır sözler de gelecek şeklinde Genelkurmay'ın içinde bilinmeyen bir kaynağa dayandırılarak yapılan haberler Sedat Ergin tarafından tek yapılmadı. Bununla ilgili Genelkurmay'ın koridorlarında bütün gazeteciler orada. Gazeteciler geziyordu. Biz oralara nüfus bile edemiyorduk üniformanın içerisinde. Şimdi 411 el kaosa kalktı diyerek manşet atan Ertuğrul Özkökler demokrat, Sedat Erginler muteber, bu konuların karşısında üniforma içerisindeyken bile direnç gösteren bizler ise totaliter bir iradeye destek çıkan insanlarız. Böyle mi? Ama şunu unutmayalım. Bu manşetleri atanlar birilerinin nezdinde hala çok itibarlı. Bu basının şöyle ilişkileri vardı bakın. Şimdi mesela bu şurada yok bu şimdi o gazete. Basın patronlarından biri bir oyuncakçı dükkanı vardı. Büyük bir oyuncakçı zinciri. Vardı, bunlar eski gazeteler. Tabii yani tabii. Sahiplikler falan çok bu değişti. Tabii öyle düşünmüyoruz. Yani tabii. Politikaları değişti. Millet öyle, tabii. Yani bugünkü millet çok zaten sevgili Zafer milliyet yazarı şu anda. Bambaşka, bütün gazeteler o dönem bu halde. Bambaşka bir sahiplik ilişkisi tabii, var bu abi. Tabii. O dönemin basın ilişkisi şöyle gelişiyordu. Bakın bu örnek önemli. Şimdi bir gazete patronu bir oyuncakçı zincirine sahip
bu oyuncakçı zincirine bir harita getirecekler yurt dışından. Bir Amerikan markası bu. Adını da söyleyeyim. Adını söylemeyeyim şimdi. Hala varsa da yanlış bir şey anlaşılır. Söylemeyelim. Bir tane oyuncak oyuncakçı zinciri. Yani bir oyuncak mağazası, öyle diyeyim. Küre olur ya böyle, hani yer küreyi gösterir harita. Böyle bir harita getirecekler. Türkiye'de satılan bütün haritaların genel kurmaya bağlı bir harita dairesi var. Oradan evet. onaylanması lazım. Bunlar da ithal etmişler, getirmişler. İthal edip getirmişler. Fakat kürenin üzerinde Türkiye'nin doğusu Ermenistan olarak görünüyor. 28 Şubat dönemini anlatıyorum bakın. Türkiye'nin doğusu Ermenistan olarak görünüyor ve harita genel müdürü, harita komutanı da diyor ki bunu satamazsınız Türkiye'de diyor. Hı hı. Ne oluyor biliyor musunuz? O basın patronu araya giriyor. İsim gene vermeyeceğim ama bu dönemin kudretli paşalarından biri, çok bilinen paşalarından biri müdahale ediyor ve o haritalar Türkiye'ye girdi. Türkiye'deki dükkanlarda satıldı. Bayağı Türkiye'nin bir bölümünün Ermenistan olarak gösteren haritalar. Bu haberini ben yaptığım için o zaman tabii biz çok ufak, bizim yani bizim gazetelerimiz, yayınlarımız sol yayınlar. Biz marjinal kabul ediliyorduk. Bizi ne okuyan vardı ne gören vardı. Ama haberi yapan kişi olduğum için konuyu çok iyi biliyorum. Şimdi bakın, bu çok enteresan bir şey. Bir yanda vatan millet edebiyatıyla yönetime el koyan askerler, aynı askerler, bakın aynı insanlar Türkiye'nin bir bölümünü Ermenistan olarak gösteren haritanın Türkiye'de satılmasına torpille izin veriyorlar. Bir örnek daha vereyim. Gene basın patronlarından birinin evladı. Gene isim zikretmeyeceğim. Hayattalar çünkü. Askerliğini, o zaman bedelli askerlik diye bir şey yok. Askerliğini Antalya'daki lüks bir otelde yatarak geçirdi. Bütün askerliğini orada yaptı. Terör dönemiydi. Yani vatan evlatları gidiyordu, şehit oluyordu PKK ile savaşırken. Bir tane basın patronunun çocuğuna bu büyük paşalardan biri torpil yaptı. Öyle onu yaptı. Onu da haber yaptık. Fotoğrafını ya, falan çektik. Bunlar asker değil ki. Biz bunları asker olarak konuşmuyoruz. Asker Yusuf Alabar'da, tamam. Ayrılmış askerliğinden. Siyasete müdahale edip başbakana in diyen, senin dediğin o işlere giren basın patronlarının getireceği malzemeleri düzelten falan adamlara başka bir şey denir. Bunlar asker falan değil. Yusuf Hocam, böyle değerlendirmek Eyvallah. Lazım herhalde değil mi? Yani şaşırmıyoruz bunların yurtsever olmamalarına ama hatırlatmamız lazım tabii ki. Şimdi bu konu çok kritik çünkü 28 Şubat'ın söylemi, şu sözde köşe yazarının da dilinden düşürmediği söylem, aşırı milliyetçi, efendim vatanperver de ki sözde vatanperver, öyle diyeyim, aşırı milliyetçi, Türkçü, hani aklınıza gelebilecek bütün böyle ne diyelim, hani vatanperverlikle, milliyetçilikle ilgili bütün değerleri savunan bir söylem. Karşısına koyduğu hükümet, Erbakan, Necmettin Erbakan, tırnak içinde söylüyorum, dinci bir akım, vatana ihanet içinde ve vatanı, biliyorsunuz rabıta mabıta konuları da vardı, vatanımızı Araplara satacak. Bugünkü söylemlerle ne kadar da benziyor. Evet. Fakat o zaman bütün basın, işte konuştuk ya bir mekanik nedeniyle. Emin Pazarcı da söylüyor yani, milliyetçileri tasfiye ediyorlar. Düğmeye basılmış gibi aynı şeyi söylüyordu. Evet. Ama şunu atlamayalım. Emin abi gibi gazeteciler de vardı. Radikal'de olsun, başka yerlerde soldan gazeteciler de vardı. Sayıları az da olsa bu süreçte direnen, doğruyu yazmaya çalışan evet. insanlar da az değildi. Yani bunları da atlamayalım. Çünkü bunlar manşetler, biliyorsunuz, gazetelerin sahipleri tarafından o zaman belirleniyor. Evet, onun... Yani bu gazetelerin içinde pek çok düzgün köşe yazarı da vardı, gazeteci de vardı. Şu ekonomik tabloya gelelim mi? Onu mu konuşalım? Ne yapalım? Oraya bir ekonomisini yine, konuşalım. Yine Gaffar mı konuşacak ekonomisini? Hayır. Ben oturayım sen. Ekonomi Yusuf Hoca ile konuş.